Hoş geldiniz Asım Bey. Hoş bulduk Hilal Hanım. Hilal Hanım bir şey soracağım. Bunca yıllık müessese neden hala salata yapamıyorsunuz? Sen bir de hesap ödesen hiç çekilmezsin. Zıkkımın kökünü yemeye ne dersin? Ya sen telefonunu mu değiştirdin? Ben sonra aradım, bir şey olmadı. Kapa çeneni. Zehir'cim ben salatanızı değiştirdim. Asım abi ben yapamam. Ne yapamazsın? Ne yapıyorsanız onu yapamam. Yapamazsın. Sen gider intihar edersin. İkinizin saygı duyulacak bir yanı varsa duyarım. Ama yapamam. Etrafına bak Süpermen. Evlere bak. Herkes hak ettiği de oturuyor öyle mi? Hiç arak yok yani. He? Tertemiz. Uyan Süpermen daha uçacaksın. Bu yapamaz abi. Bu çocuk yapamaz Hüseyin abi. Doğru söylüyor. Yapamaz. Ama şeyde nasıldım? O Tugay Bey'in araba şeysinde? İşte orada muhteşemdi. Rakı koy kardeşime. Bak Süpermen. Ben küçüktüm o zaman. Daha 15-16 o yaşlar. Mahallemizin abileri vardı. Başta İzzet abi tabii. İzzet Ayna. Büyük adamdı. Ne öğrendiysem ondan öğrendim. Onların bir tabut dümenine şahit oldum. Tabut dümeni mi? He, tabut dümeni. Mahallede bir deli vardı Cengiz. Bak oğlum Cengiz, sana bir şey olmayacak aslanım. Hadi gir şunun içine ya. Lan seni Luna Park'a götüreceğim ha. Gir. Luna Park. Ben kalırım orada. E işte kalırım. Cengiz. Tabii ya. Yalnız Cengo. Oğlum sen artık ölüsün ha. Lan oğlum bırak, bırak hadi bırak. Haydi Allah hadi. Rahmet eylesin ya. Ne tarafa kardeş? Ne bileyim hemşerim. Bu cenaze nereye gidiyor kardeş? Bilmiyorum kardeş. Bu cenazenin sahibi kim? Ya. Nereye gidiyor kardeşim? Buna bak! Buna bak! Buna bak! Tika. Asım. Gel buraya. Otur. Organize işler her zaman. İşte o gün dedim ki kendime, seç oğlum Asım. Tabutun içinde ölülerle deliler. Ölülerle deliler. Ya tabutu taşıyanların içinde olacaksın. Ya tabutun içinde. Ya da bu işi organize edenlere. Ya sen? Sen nerede olacaksın oğlum? Ya araklayacaksın? Ya araklanacaksın oğlum. Peki bu gazetedeki telefon numarasından bir şey çıkartamaz mıyız? Tamam değiştirmişler de ne bileyim belki birinin üzerine bir kayıt vardır bir şeydir. Ne yani hırsızın iş mi kapatıyor? Anlaşıldı. Anlaşıldı peki. Peki sonra görüşürüz. Ne olmuş? Yapacak hiçbir şey yok. Günün birinde Boğaz Köprüsü'nde çalacaklar ve yapacak hiçbir şey olmayacak. Hocam. Ben bir şey buldum. Neymiş o? Şu ilana bir bak. Numaraya dikkat et. 71-33. Bir de buna bak. 71-34. Sahibinden satılık. Adamın birden fazla arabası var. Hepsini satıyor. Ya da bunlar bizimkiler. Elimizde adamların telefonları var. Ne? Bir şey yapamaz mıyız?
arayıp işletiriz belki. Ne? Neden olmasın? Asım abi ben hazırım abi. Tamam koçum. Unutma bak. Satmak istemiyorsun ona göre. Tamam abi. Sürekli söyleyip durma kafam karışıyor. Hadi bakayım göreyim seni. İlk işinde başaracağına inanıyorum. Fotoğraf gönderdim. Nereye? Güzellik yarışmasına. Nereye? Güzellik yarışmasına. Şampuan güzeli mi olacaksın? Şansın yaver gidersin. Hep bunları okuyor okuyor oluyor zaten. Bu araba benim her şeyim. Yok çok sert oldu. Bu araba benim her şeyim. Bu araba benim her şeyim. Yasa dışı eylemim. Neyse ki ben tecrübeliyim anne. Tamam şimdi dur. Sen alıcı oluyorsun. Ben sizi takip ediyorum. Buraya kadar tamam. Şöyle bir dolaşalım falan derse arkandayım. Merak etme. Sonra ne yapıyorduk? Ve adamların yerini öğreniyorduk. Değil mi? Tamam şimdi dur. Şöyle bir tur atalım falan derse arkandayım. Anne! Ben köşe köşe geleceğim şöyle. Tamam anne İlgi nasıl takip edersen. Onları da takacağım. Tamam nasıl takip edersen et tamam mı? Ve adamların yerini öğreneceğiz sonuçta. Tamam tamam tamam. Ben biraz gerginim. Anne bunlar katil değil. Hırsız. Çok rahatladım. Dikkat et. Merhaba. Merhaba Umut. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Bu benim her şeyim bu arabadır. Nasıl? Her şey bu arabaya bağlıdır. Gayet tabii. Sonuçta biz onu almaya talibiz değil mi? bakabilir miyim? Ne? Arabaya. Aa tabii tabii. Buyurun. Bu bagajdaki çok özür dilerim. Siz hayır hayır hayır. Ben gerçekten sizi dinliyorum. Buyurun. Bu anahtarın efendim? Çok pahalı. Ne? Araba. Daha fiyatını söylemedim ki. Yani pahalı duruyor. Ne kadar? 15 bin milyar. Aman ya 15 bin 15 milyar peşin olarak. Tamam çok pahalı işte. Ben alamayacağım vazgeçtim. Durun canım. Anlaşırız. Hele bir kullanın. Bakın şöyle etrafına falan. Bugün sizde kalsın araba. Yok. Hayır hiç gerek yok. Yarın bir daha buluşuruz. Ki inanıyorum ben ikinci buluşmamızda ben karşınızda nefes de alabileceğim. Yani özür diliyorum. Bunu böyle bir iltifat olarak almayın ama gerçekten şu an randımanlı bir şekilde nefes alamıyorum. Yani asılıyormuşum gibi bir şey yapmayın. Bu anahtar. Ben şuradan artık bir taksiye falan atlar hallederim. Yarın buluşma şeysini de telefonda demek ki. Haydi. Bakar mısınız? Ne oldu şimdi? Arabayı almayacaktın. Arabayı almayacaktın, takip edecektik. Ya biliyorum, ben almadım, o verdi. Her şey çok hızlı oldu. Organize işler bunlar. Başımıza işler bunlar. Senin